Benim asistanlarım nerede? Bilmiyorum Muhsin Bey. Gitmiş. Ali Paşa gitmiş. Siz uyuyun. Muhsin Bey, duygusal bir gününüzdesiniz. Anlıyorum. Babanızla aranızda geçenleri de duydum. Ancak ben Ali'nin bekçisi değilim. Hep sizden yüz alıyor. Bana bağırmayın. Bu olayla bilgim olmadığını söyledim. Var efendim, var. Asistanlarım sizin yüzünüzden böyle. Gerçekten yeter. Yeter Muhsin Bey. Siz babanızla şeysiniz diye... Babamla neyim diye? Babamla neyim Ferman Bey? Siz benim babamla ilgili ne diyecek olabilirsiniz? Ona kimse bir şey demez, diyemez. Haşa! Karşı çıkılmaz ona. Kaç yaşına gelirsen gel, karşı çıkılmaz. Susarsın, yutarsın. Bu! Rahatladınız mı biraz? Çok üzgünüm. Babanız için. Benim babam... beni hiç anlamadı. Allah Allah, yani inanılır gibi değil. Ali o kadar dakiktir ki. Yani biliyorsunuz tabii onun durumundan dolayı. Yani takar saatlere o derece. Bir saat oldu bu satının. Evet oldu, oldu. Bayağı oldu. Haklısınız siz de ama şimdi onun buru... Evet. Ali Bey'e ulaşabildim. Bir prosedürdeymiş kendisi. Biz o yüzden... Ya. Ama birazdan burada olacak. Hemen geliyor. Ya. Aa, bu arada Hüsat Hanım, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Tabii. Pardon. Pardon. Hemen geliyoruz. Ay delireceğim ya. Nerede bu Ali? Kuyumcuya gitmiş. Ne? Yüzük alacakmış Nazlı'ya. Delirme lütfen. Ya ne yüzüğü ya? Ben uğraşıyorum içeride onun için. Lütfen. Ben şimdi sordurdum, geliyor lütfen. Ya, ya, ben hayatta girmem içeri bir daha. Sen gir. Hayır ben sen girme, sen gir. Mümkün değil. İşim olmaz benim. Delirtti bu beni. Delirtti. Bu ne biçim bir şey? Bunun sesi, titreşimi delirtti beni. Motor işte. Delirtti. Delireceğim. Bu ne biçim bir şey bu? Tamam karavelam, git üstüne işte fırla, tamam. Geliyorum ben de. Ay. Nabzım 160. Kaç? 160. Oo, tamam. Şimdi derin nefes alacağız. Onu normale indireceğiz, tamam mı? Hadi. Evet, çok güzel, devam. İyi geldi. Oh. Tamam işte bu kadar ya. Gerilecek bir şey yok, kafaya takacak bir şey yok. Sakin. Hep ceza verir kurul bana. Bu sefer değil. Bu sefer seni ödüllendirmeye geldiler. Bugüne kadar çektiğin her şeyin ödülünü şimdi alacağım. Yeter ki gerginliğini belli etme onlara, tamam mı? Şahane olacak ya. Şahane olacak, şahane olacak. Sen kara şimşeksin. Şahane olacak, tamam mı? Şahane olacak. Hadi. Şey... evet... geç kaldığım için özür dilerim. Ben Vefa. Şey yani Ali Vefa. Yüzük almaya gitmiştim de. Evlenmek için. Uzmanlıkta hepsi üst üste gelince... ben gergin değilim. Yok, gayet normalim. Öyle değil miyim?
baştan alabilir miyim? Baştan mı? Late and I can't tell. I just ring this shiny bell and someone come. Ezgi Hanım, hiç konuşmaya çalışmayın. Solunum yolunuzu bozabilirsiniz. Ben şimdi sizi biraz uyutacağım. Niye kapanmış? Ferman. Ali içeri girdi, tamam. Girdi mi? Hı hı. Nasıl girdi? Ben sakinleştirecektim onu. Ölüyordur heyecandan içeride. Artık kendi baş edecek. Olmaz, ben gideceğim. Ne güne duruyorum ya? Ferman, saçmalama. Adam uzmanlığını ispatlamaya çalışıyor. Ne yapacaksın velisi gibi içeri girip? Başarmasını istiyorum çünkü. Çok hak ediyor. Öyle değil mi? Çok hak ediyor ve başaracak. Sen hiç merak etme. Ali Bey, diyelim ki acile bir hasta geldi. Karnı ağrıyor. Ne düşünürsünüz? Bu eksik bilgi. Tamam, ne bilmek istiyorsunuz? Hastanın yaşı, cinsiyeti, tam olarak ağrı nerede, ne zaman başladı, ne boyutta, bir sürü şey. Bütün bunları sorana kadar bir tomografi çekip neyi var görelim demez misiniz? Demem. Çünkü öğrendim ki ülkemiz tomografi ve MR'ı dünyada en çok çeken ülke. Bence hastayla konuşarak vakaya tanı konulabilir. Yeni şefimiz Muhsin Bey test yapmamızı istemiyor. Tamam. Bir hastayı ameliyat ettiniz diyelim. Ertesi günü kan tahlilinde plazma kortizol düzeyi 3 nanogram bölü desilitrin altında. Bu hastada hangi durumda sekonder adrenal yetmezlik olduğunu düşünürsünüz? Oral metropon verildikten sonra plazma kortizol düzeyi 8 nanogram bölü desilitrenin altında olursa... Karaciğer transplantasyon bekleme listesinde, hasta önceliğinin tespitinde hangisi güvenilir bir kriterdir peki? Son evre, karaciğer hastalığının modeli. Yani MELD. MELD skorunun yüksek olması.
ince bağırsak epitelinin zedelenmesi sonrasında ortaya çıkan intestinal proliferasyondan hangisi sorumludur? GLP eksiki, yani glukagon benzeri peptit. Tamam. Son 24 saatte 5000 mililitre kan transfüzyonu yapılan bir hastada hangisi hemolitik transfüzyon reaksiyonu yapıp hastanın ölümüne sebep olur? Kan kusu yok. Tampon çabuk aç el ya. Her yerden geliyor şu an, çabuk bas bas bas. Kaç torba oldu? 15. Vücudunda kendi kanı kalmadı, hepsi yabancı kan. Hayır. Çok iyi hocam. Ali. Ali. Hayır. Açık kalp masajına başlıyorum. Ali, kan artık pıhtılaşmıyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Hayır. Ali Bey, bilmiyor musunuz? Ali! Burhan Bey, kımıldamayın lütfen, lütfen. Lütfen, kımıldamamanız lazım, tamam mı? Ezgi, kızım iyi mi? Ezgi Hanım'a narkoz verdik. Muhtemelen bütün gece uyuyacak. Orkun, oğlum nasıl oldu? Açıkçası pek iyi değil. Nesi var? Henüz bilmiyoruz. Burhan Bey. Yangından önce herhangi bir rahatsızlığı var mıydı? Bulantı, kusma, ishal ya da herhangi bir şey? Bir şey demedi Ezgi. Anladım. Peki baba hiç ilgilenmiyor mu? Üçümüzüz biz. Yok başka kimsemiz. Peki Ezgi Hanım'ın depresyonda olma ihtimali var mı? Yani böyle iştahsızlık ya da fazla uyuma gibi bir şey gözlemlediniz mi? Yok. Kızımla, Orkun'la mutlu mesut yaşıyorduk biz. Ne yapıyorsunuz? Ali'yi bekliyoruz. Ben göremedim ya. Girmeden göremedim. Nasıl göremedim? Aşkım sakin ol ya. İçeride hallediyordur şimdi. Güle oynaya çıkar dışarı. Çok kötü bir jürisiniz. Siz çok kötüsünüz. Bu soruyu nasıl sorarsınız ha? Nasıl sorarsınız? Benim Adil Hocam bu yüzden öldü. Ali Bey, tamamen duygusal tepkinize bakmak için. Defibrilasyon sendromuna bağlı protrombin zamanının ve APTT'nin uzaması ha? Oldu mu? Oldu mu? Ha? Benim bu soruyu bilmeme ihtimal yok. Nasıl sorarsınız? Sırf acılarımı deşmek için sordunuz. Bu mu uzmanlık ha? Bu mu uzmanlık? Siz çok kötü jürisiniz. Çok kötü.
Aa, merhabalar. Ben Doktor Farmaner Yiğit, Ali'nin hocasıyım. Nedir durum? Biz nasıl geçtiğini merak ediyoruz tabii. Melis Hanım, arada kaldık biraz. Bir bakıyorsun dahi, bir bakıyorsun çocuk gibi. Fazla duygusal ve alıngan davranıyor. Uzmanlığa hazır mı? Emin değiliz açıkçası. Ali'yi iş üstünde görmediniz çünkü. Ben Ali cerrahlık yapıyorken otizmli gibi davranmıyor. Sadece özel yetenekleri kalıyor. Önemli olan bu değil mi? Burada neler yaptı Ali? Bir ameliyatını izleyelim o zaman. Süper. İşte bu. Teşekkür ederim. Ben haber vereyim o zaman size. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi günler. Canım, açar mısın kapıyı? Herkes her şeyi mahvettiğimi görsün diye mi? Ama senin güçlü yanın sosyal becerilerin değil. Bunu kurul da biliyor Ali. Bilsinler o zaman. Ha? Görmelerine gerek mi vardı? Kalbim kırıldı. Boşu boşuna insanları azarladım. Uzman da olamayacağım. Ha? Bittim ben, bittim. Bittin mi? Cidden mi? Yani senin için bu kadar kötü mü her şey? Sen nasıl bu kadar iyimser olabiliyorsun ha? Bir tane bana iyi bir şey söyle. Yok, yok, yok. Söyleyeceğim. Bekle. Seninle eğleneceğim. Ameliyatını izleyecekler. Vazgeçmediler mi beni? Ya ne diyorum oğlum sana? Ameliyatını takip edecekler diyorum. Yine karışık duygular içindeyim. Hem çok korkuyorum hem de çok mutluyum. Ya sen asıl bana sor bana. Harbi kafayı yediniz. İkiniz de. Bir kere de sen yapmıştın bana böyle. Bağlamıştın. Hatırlıyor musun? O renkleri görüyorum. O kokuları duyuyorum diye. Neymiş? Cin girmiş içime. Götürdün, hoca söylemiş. 6 yaşındaydım. Sonra beni o ağaçta 3 gün bağlı bıraktı. Sen bana çok eziyet ettin baba. Adına da inanç dedim. İnanç bu değil. Ben de inanıyorum. Ama yeminle bu değil. Ben israf olacak diye
10 yıl giydim bir ayakkabıyı. Sen kızma diye. Ben hala gofretleri suçlu suçlu yiyip çöplerini katlayıp küçücük yapıyorum. Sen gelirsin cebimde bulursun diye. Mekruh dersin diye. Ben hala bir kadınla iki çift laf edemiyorum. Kaç yaşıma geldim. Kulağına gider de bedeneme ibret olsun diye beni yine avludaki ceviz ağacına bağlarsın diye. Yoruldum ben baba. Her şey yasak. Her şey günah. Ne yapsam yanlış. Ben bir ömür kaçtım senden. Kaç yaşıma geldim? Ama geçme. Artık kimse kimseyi bağlamasın. Kimse kimseyi vurmasın. Ben çok yoruldum baba. Sana şöyle apandis ameliyatı falan mı bulsak? Yani basit bir şey. Ha Ali. Yarın Muhsin Bey'in babasının ameliyatını sen yapıyorsun. Ben kararımı vermedim ama. E ver işte, tamam ben de onu söylüyorum. Şey ama ameliyatı kurul izleyecek. Tamam işte ne güzel, bunu izlesin. Vuslat Hanım, Ali'nin ilk operatör ameliyatı ya. Muhsin Bey'in babasının ameliyatı da gerçekten zor bir ameliyat. Acaba hani kurulda izliyorken Ali'ye böyle daha basit bir operasyon mu? Ya basit bir operasyon. Sen git de vitamin iç. Nedir bu ya? Biraz sesin çıksın ha. Ali bak biliyorum. Zor. Yani uzmanlığın söz konusu. Bazen Muhsin Bey de çok can sıkıcı olabiliyor yani. Gerebiliyor insanı. Bunun da farkındayım. Ama yani şöyle de bir durum var Ali. Bu adamcağızı da bir tek sen kurtarabilirsin. Rica ediyorum bunu senden. Peki. Şahane. Ay, kurul ameliyat görsün şöyle bir ameliyat. Siz benim gerçekten uzman olmamı istiyor musunuz? Delirdin herhalde. İstiyorum tabii canım. Sen benim doktorum değil misin? Gerçekten mi? Ya tamam bak itiraf edeyim mi? Muhsin Bey'in böyle bir şeye ihtiyacı var. Tamam siz rakipsiniz. Ama rakibi kadar güçlüdür insan. Evet. Ben gidip hastalanayım o zaman. Yardım et. Hayır, hayır. Teşekkür ederim dostum. Ne haber Selvi abla? İyiyim. Ne o? Ya pediatride bir kız var. Nasıl tatlı bir şey. Bir görsen. Hiç oyuncağı yokmuş. Ana bebek aldım. Ya. Ne tatlıymış. Nasıl geçti günün? Of içim çıktı numara yapmaktan. E yapma. E ben gerilirsem Ali de gerilir. Zaten başı kalabalık. Mecbur ben de çaktırmamaya çalışıyorum. Ama yani Ali'yi görünce aklıma gelenler bebek, veli toplantısı, düğün. Aşkım düğün öncesi anksiyetesi yaşıyorsun. Bu çok normal. Evlenen herkes de olur. Ya hasta bebeği de iyileştiremedin. Gerçekten eğer bir kere daha bir bebek görürsen bu sefer ben krize gireceğim. Hey. Selam. Ay yok artık ama ya. Ne oldu? Ben geliyorum iki dakika. Ne yaptım ben şimdi?
Yalçın Bey. Babanızı duyduğum çok geçmiş olsun. Eksik olmayın. Ya bir de şey diyecektim. Ne? Biraz gerildiğinizi fark ettim de. Öyle olunca da siz çok fazla tatlı yiyorsunuz. Şimdi babanız da hasta. Siz de fenalaşmayın, Allah korusun. Şey bu. Sağlıklı, şekersiz, unsuz, glutensiz. Sağlığınızı düşünerek şey yaptım. Normalleşelim diye. Neyse, afiyet olsun. Gittim ben. Ben oyum, o da ben. Birimiz sever, birimiz döver. Kimiz biz? Babayla oğul. Bravo. Odanıza girdim ama. Buyur, buyur. Otur. Benim babam bu hastanede öldü. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Babalarımız benziyor diye söyledim. Benim babam beni hiç sevmedi. Sakat dedi, dövdü. Evden attı. Defolu bir mal gibi davrandı bana hep. Ölürken bile fikrini hiç değiştirmedi. Hayat da beni en çok üzen şeylerden biridir. Ama hayatta beni en çok üzen şey ne biliyor musunuz? Babam benim onu affettiğimi bilmeden öldü. Söyledim ama duymadı. Hazırım. Babanızın ameliyatını ben yapacağım. Onu kurtarmak için elimden geleni yapacağım. Ama biliyorsunuz çok riskli. Bence hala şansınız varken... Söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyin. Çünkü biliyorsunuz... Siz osunuz. O da siz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Muhsin Bey'in babasını ameliyat etmeye karar verdim. Süper. Kurul da izleyecek üstelik. Peki. Sonra da seninle bir şeyler yapabiliriz, güzel vakit geçirebiliriz. Olur. Hayır ya, bebek yine fenalaşmış. Sonunda sakinleşmeyi başardım. Beni asla sevmeyeyim. Sen her şeyin en iyisini yaparsın. Ben şimdi işimi halledeyim, sonra hop hemen koşacağım yanına. Cefam.
Sen sakin misin gerçekten? Hayır, hiç değilim. Ölüyorum panikten. Nabzım 190 atıyor. Çok kötüyüm. Şey derim. Tamam abi, sakin oluyoruz. Nasıl? Sakin oluyoruz, nefes alıp veriyoruz. Tamam, hadi. Öyle yaparız, tamam. Evet, nedir? Ateşi çıktı, kan basıncı da düşüyor. Adenozin monofosfat gentamisini getirin. Bir de pan bakteri üretimine bakalım, çabuk. Nazlı, nedir? Çöküyor. Ama neden hiç bilmiyorum. Tamam, sakin. Bir sürü bolus verdik. Solunum maskesi işe yaramadı. Yangından önce de vardı. Artık kesin. Belki sinir sistemi mi? Beyin enfeksiyonu. Ama çok hızlı ilerler. Yani bu yaştaki bebek için ölümcül olur. Lumbar deliği açmamız gerekiyor. Omurilik sıvısına bakacağım. Hadi Nazlı. Ben mi? Evet. Hocam gerçekten eğer kanama, pıtılaşma sorunu varsa ben omuriliği ıskalarsam... Nazlı, ben bunları biliyorum. Riskli. Evet. Elimizde başka alternatif var mı şu an? Hoca. Nazlı. Tamam ben hallederim, tamam. Tanju Hoca. Hocam, kurul gelmek üzere, sizi çağırıyorlar. Bir de yangın uzmanı Burhan Bey'le konuşmak istiyor, daha fazla oyalayamıyorum. Tamam, hadi sen Ali'nin yanına. Sen de itfaiyeye. Hadi çabuk. Bebek bende, hadi. Bugün gördüklerim hiç hoşuma gitmedi. Haberin olsun. Resul Bey, merhaba. Ben doktorunuz Ali Vefa. Ameliyatınızın baş operatörü ben olacağım. Sizi bilgilendirmek için geldik. Tümörü optik sinirin altından ve üstünden aynı anda çıkaracağız. Ameliyatı bu mu yapacak? Ali Bey çok iyi bir cerrahtır baba. Yukarı kısmı için kraniyotomi yapacağız. Alt kısım için de endoskop kullanacağız. İki işlem dediğim gibi aynı anda. En büyük korkumuz tümörün konuşma merkezinize yapışmış olması. Oraya zarar vermemek gerek. Ameliyat boyunca bir süre konuşturacağız sizi. Daha sonra anestezi alacağız. Ama merak etmeyin. Olası bütün felaket senaryolarına çalıştık. Bütün bunlar olurken sen ne yapacaksın? Ben yukarıdan izleyeceğim. Baba, olmaz. Sen de içeride olacaksın. Beni mi istiyorsun? Niye terk ettiğini babanı öğrenmek istiyorum. Görelim bakalım cerrahlığını. Tutuyorsun değil mi sıkı sıkı? Tutuyorum hocam. Hadi bakalım. Omurilik sıvısı akmaya başladı. Haklıymış, bulanık, enfekte olmuş. Selim'e götürüyorsun bunu hemen. Tanju Hoca gönderdi ama biliyor, ne yapacağım. Tamam hocam. Ay yeter, vırçık öttürüp durma şunu. Gerildim. Heyecanlıyım. Ne oldu ki? Çocuğum evleniyor gibi. Ki evleniyor da. Heyecanlı değil misin sen? İnanılmaz.
Keşke Adil Hoca da burada olsaydı. Geliyorlar. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün konuşamadık ama tanıyoruz biz sizi Ferman Bey. Duyduk elinizi, çok üzüldük. Ben de ama çalışmaya devam. Merak etmeyin, yakında döneceğim. Nasıl? Bir yerim daha var diyorum. Hoş geldiniz tekrar, buyurun.